Kadir Bey, öncelikle Samsun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Daha önce gelmiş miydiniz Samsun'a? Nasıl buldunuz? Tabii defaten geldim. En son galiba 2 yıl önce gelmiştik. Yani iş için geldik ağırlıklı olarak ama çocukluğumda bir de herhalde 6-7 yaşındaydık. Ne vesileyle bilmiyorum ama gezme için 1-2 gün gelmiştik Samsun'a. Samsun bence Karadeniz kıyısının en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yani büyük şehir değil, küçük şehir değil. İkisinin ortasında huzurlu, sakin, ondan sonra sevimli bir yer. Deniz mevsimimiz çok kısa ya. Değil mi? Ne yazık ki. İki ay. Ne? Haziran'da bile girilmiyormuş, öyle mi? Ağustos'ta bazen yağmur yağıyor. Ağustos'ta bile girilmiyor. Bazen işte olmadı ki böyle uçsuz bucaksız sahil olsun giremem. Ama ne yapacaksın, kısmet. Güzel şehir. Evet efendim. Türkiye'nin ilk özel radyosunda ilk radyo programcısı olarak işe başladınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yani önceki aslında biz sizi bir kısaca bir tanımak istiyoruz sizin ağzınızdan. Şimdi şöyle bak, aslında 92 yılında başladı radyoculuk. Şimdi kaç yıl geçmiş oluyor ya? 2015'teyiz işte. Yani epey bir zaman geçti. O süreyi her saniyesiyle, her dakikasıyla yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Hani benim radyoculuğumdan ziyade ülke o kadar ciddi, hızlı, merhaleler kat eden öyle dinamik bir ülke ki. Yani biz düşün, radyoculuğa başladığımızda Türkiye'de basılan CD yoktu ya. 92 yılında 6 tane mi CD vardı, biliyor musunuz? Kasetten, hep dekten çalınırdı şarkılar. Şimdi artık düşünsenize, her birinizin cep telefonunda bir radyonun arşivinden daha fazla müzik var neredeyse. Yani aslında o, hani şimdi teknolojiyle ilgili bir iş için geldik buraya. Türkcell'in teknolojide hamlesi için Samsun'a geldik. Hani teknolojiyi anlatıyoruz. Aslında hepimiz canlı tanığız. Siz bir gazeteci olarak, ben bir radyocu olarak, millet olarak ben bence teknolojiye çok vakıfız, anlıyoruz, biliyoruz, kullanıyoruz. Ona bağlayalım işi. İyi durumdayız. Yani 92'ye gidiyorum. Alt alta sıralanmış dekler. Birini çıkar, birini tak, şu bu. Şimdi ben yine radyoculuk yapıyorum. Son derece teknolojisi yüksek bir stüdyoda, ondan sonra önceden şarkılar dizayn edilmiş, nerede ne gireceğim belli falan filan ve her yerde telefonundan dinleyebilirsin, dağ başında ya da işte bir yolda, bir plajda, bir orada, bir burada. Çok önemli bir yerdeyiz. Yani ben mesleki açıdan radyoculuğa devam ediyorum yine, onu asla bırakmıyorum çünkü o benim hani temel işim diye düşünüyorum. Ama televizyon programları da yapıyorum. Şu anda 360 kanalında bir gelinle kaynanın yemek yaptığı bir yarışma yapıyorum ve Beyaz TV'de de bir yemek programı yapıyorum. Hatta bu çerçevede Samsun'a da gelmek istiyorum ama bilmiyorum Samsun'un gastronomisi nasıl? Mutfağı kurtarır mı bir programı? Sen söyle bana. Kurtarır mı? Kurtarır. Ya biz Samsun'a açıkçası, eğer kurtarırsa da Samsun kendini iyi anlatmıyor. İstanbul'dan Samsun'a bakınca biz sadece burada pide yapılıyormuş gibi biliyoruz. Başka bir şey yokmuş ki zannediyoruz. Ama bir gelip çekmek istiyorum yani. Bekleriz.